Başka bir kent de var. Başka bir kent de var. Şirket başkanım, ben ziyaretimi yaptım oradan. Genç Ömer abicim. Merhaba. Biz buraya niye asker ettik? Ya sen bu almasın. Buraya asker eder. Hayır. Ben de etmesin. Şimdi anlayacaksın. Başka tamam kardeşim dedim. Hoş geldin. Ya. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol. Ama sıkma abi, sıkma. Kullanma abi. Bu elini kullanma. Peki kardeşim, çok sağ olun. Demirleri alın, yapmayın. Allah Allah. Allah Allah. Çiğne olacak hava olur. Değmesin. Başkanlarım da orada. Hem Kemal sen şuraya kilit şey olmaz da. Bak açıyor. O zaman kilit koyacağım. Onu söyleme. Sen bak. Kıymetli misafirler. İyi misin? Hava ne yok? Seni görünce çok mutlu oluyorum, haberin olsun. Hocam buradan bir yer ayrılmış ama. Adam saydırıyor bir tarafta. Allah'ım saydırıyor. Hakim şeytan Çiftimize alkışlar.
kıymetli misafirler, Özkul ve Ulu ailelerinin bu mübarek günlerinde onları yalnız bırakmayarak burada olduğunuz için hepinizin ayaklarına sağlık. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz inşallah. Şimdi izniniz olursa nikah merasimine geçmeden önce ben konuklarımızı buraya davet ediyorum, protokole nikah şahitlerimizi. Cumhurbaşkanlığı Genel Yönetimler Politika Kurulu üyesi Tuna Koç Beyefendi'yi izninizle sahneye davet ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşarı Profesör Doktor Nihat Tosun Bey'i sahneye davet ediyorum. Altıncı hükümetimizin Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sayın İsmail Ergüneş Bey'i sahneye davet ediyorum. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Seyfan İşsiz Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Sayın Selami Deribalta'yı sahneye davet ediyorum. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih Aydoğan Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. AK Parti Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serdar Duran Bey'i sahneye davet ediyorum. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Çelik Beyefendi ve hocamı davet ediyorum sahneye. AK Parti İstanbul İl Spor İdare Başkanı Sayın Serhat Karadağ Beyefendi, abimi sahneye davet ediyorum. Sayın Sedat Uluca'yı sahneye davet ediyorum. Sayın Cafer Çelik Bey'i sahneye davet ediyorum. Ve nikah merasimlerini kıymak üzere Süleyman Karaman Bey, evet. Sayın Valimiz Süleyman Karaman Bey'i lütfen sahneye davet ediyorum. Özür diliyorum valimizi. Karaman Bey. Nikah merasimleri kıymak üzere Bahçeli Belediye Başkanı Yardımcısı Sayın Metin Kefelioğlu Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Ve lütfen son olarak Avcılar Hastanesi Başhekimi ve AK Parti bir önceki dönem belediye başkan adayı Sayın İbrahim Ulusay Bey'i sahneye davet ediyorum. Kıymetli misafirler, sayın şahitlerimiz, Uluca ve Özgül ailelerinin nikah merasimine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, buraya katılmayıp sizlere selamlar ileten belediye başkanımız Doktor Hakan Bahadır Bey'in sizlere selamlarını iletiyorum. Kendisi bugün, bu akşam Ankara'da bir toplantı vardı, ondan dolayı katılamadılar. Sizlere selamlarını ilettiler. Evet, bu salon bayağı bir kalabalık yani. Damat Bey, gelin alın. Kıymetini bilin. Heyecan var mı? Yoksa. Biz normalde bizim mesai arkadaşlarımıza sorular soruyoruz. Böyle şeyi nikahtan önce size soralım mı? Yok, sormayalım. Zabıta arkadaşlarımız, tüm zabıta arkadaşlarımız buradalar. Gece gündüz çalışıyorlar, emeklerine sağlık. Allah zabıtamıza, polisimize ve askerimize zarar vermesin inşallah. Evet, öncelikle sizi tanıyalım, gelin hanım. Adınız, soyadınız, anne adınız, baba adınız. Bir daha tekrarlayalım, adınız, soyadınız, anne adınız, baba adınız. Berre Begüm Uluca, Ümmügül Bülent. Evet, damat bey, adınız, soyadınız, anne adınız, baba adınız. Muhammed Enes Özkul Özcan Murabiye. Evet, belediyemize başvuru yaptınız. Evlenmelerinde herhangi bir olumsuz bir durum olmadığı anlaşıldı. Bunu burada genel misafirlerimizin ve şahitlerimizin huzurunda sesli olarak, sözlü olarak beyan etmeniz gerekiyor. Hazırsanız başlayalım. Hazır mıyız? Hazırız. Soralım o zaman. Evet, Sayın Berre Begüm.
Uluca, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Muhammed Enes Özgür ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Şimdi görüyoruz. Evet, Sayın Muhammed Enes Özgür. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Berre Begüm Uluca ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Şahitlerimiz. Sayın Başkanım. Şahit oldum. Rabbim iki cihanda bahtiyar. Bir yastıkta da ihtiyar eylesin. Şahidim. Allah mübarek eylesin. Şahidim. Rabbim mesut bahtiyar eylesin. Şehadet ederim. Saadet-i darayın dilerim. Şahitlik ediyorum. Allah ömür boyu mutluluk nasip etsin. Şahidim. Merdan'dan ömür boyu mutluluk nasip etsin. Şahidim. İki cihan saadeti diliyorum. Şahidim. Rabbim mutlu mesul etsin inşallah. Şahidim. Allah mutlu etsin. Şahidim. Allah iki cihan saadeti versin inşallah. Şahidim, Allah iki can saadeti nasip etsin. Şahit oldun, Allah mübarek eylesin. Şahidim, iki can saadeti Rabbim nasip eylesin. Şahit oldum, Allah mesut eylesin. Şahit oldum, Allah mutluluklar versin. Evet, bizler de bu şahitlerimizin ve diğer misafirlerimizin de şahitini kabul etmiş olduk. Ben de Belediye Başkanımız Doktor Hakan Bahadır'ın ve yasaların ona vermiş olduğu yetkiyi istinaden sizleri karı koca eş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Thank you.
İmzalarla birlikte birlikteliğiniz kurulmuş oldu. Allah birlikteliğinizi daim eylesin. Evlilik geçici imkanlar ve duygular üzerine değil, güzel ahlak ve iman üzerine kurulmalıdır. Allah ömür boyu sizlere mutluluklar ve huzurlar nasip eylesin inşallah. Ben evlilik düzenlemesi takdim etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Sayın Hasan Duran'a Turan Bey'e düzenlemek takdim ediyorum. Buyurun sen bitin. Teşekkür ederim başkanım. Evet. Uluca ve Özkul ailelerinin kıymetli mensupları, değerli misafirleri ve dostları, öncelikle hepinizi kalbi muhabbetlerimle, selamların en güzeli olan Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler resmi olarak, sizler de fahri olarak Muhammed Enes ile Berre Begüm'ün bugün güzel günlerinde nikah akitlerine şahitlik olduk. Allah şahitliğimizi kabul eylesin. Bu iki güzel kardeşimizi iki cihanda aziz eylesin. İnşallah nesillerinden, zürriyetlerinden vatanımıza, milletimize, dini mübini İslam'a hayırlı, bereketli, bol hizmetler yapacak nice salih ve saliha evlatlar nasip eylesin. Özcan Bey kardeşimiz bizim dava ve yol arkadaşımız. Uzun yıllardır beraberiz. Onun evladının düğünü bizim de düğünümüz. Şimdi Bülent Bey ile birlikte dünür oldular. İki güzel kardeşimiz de birbirine yakışmış. Şimdi Muhammed Enes, sayın en son başbakanımız gençlere bir espri yapıyor düğünlerde. Diyor ki, mutluluğun sırrını sorarlarsa diyor, itaat et, rahat et diyor. Evet, tabii işin esprisi bu ama sonuç itibariyle aile uzun ve ince bir yol. İyi günleri var, kötü günleri var. Biriniz kızdığında öbürüsü biraz sakin olacak, sabırlı olacak. Birbirimizden sevgiyi ve sadakati eksik etmeyeceğiz. İnşallah mutluluğunuz da ilelebet daim olacak. Bize dua etmek düşer. İki cihan saadeti diledi bütün şahitlerimiz. Salondakiler de diledi. Hep beraber diliyoruz değil mi? Rabbim aramızda birbirimizin evlatları var. Evliliği bekleyenler var. Onlara da inşallah gönüllerine göre hayırlı nasipler lütfeylesin. Amin. Cüzdanın kime verildiğini biliyorsun değil mi? Öğrendin. Dersine çalıştın ya. Hemen bir adım geri attım attı. Öyle çalışmış ki dille bile söylemiyor. Vücutla da başkanım. İstiyorsan sana vereyim ben. Başkanım sen tazeytin burnundan buraya geldin. Hukuk, hatır gözetmek var. Temsilen mi? Evet. Evet. Özcan Bey. Aileyi de şöyle alalım. Anne babaları, anne babalarla resim çektireceğiz beraber, hatıra resmi. Hep beraber alalım. Ben sana ilk kıya yapayım. Berre Begüm'e sen takdim et. Göze girmeye bugünden başlaman lazım çünkü. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek eylesin. Bir aile fotoğraf alalım hep beraber. Evet. Kızımızın ve... Bülent Bey geldi mi? Sen ne okudun?
Gelini ve damadı yan tarafa alıyoruz. Takı töreni yan tarafta olacak. Hepinizden Allah razı olsun. Selametle kalın, güzel kalın inşallah. Abi nasılsın? Sayın vekilim nasılsın? İyi misin? Sana görüyorum. Ooo kıymetli kardeşim hoş geldin. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Alacağım he. Merhaba nasılsınız? Elhamdülillah. Evet, nasılsın? İyisin. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.